Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Rakip Gol'ü bilmeyenler için söylüyorum. Rakip Gol, her konunun cesurca tartışıldığı bir program. Ancak Rakip Gol, 2 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar anlamlı bir olay için burada, karşınızda. Rakip Gol, Sinem için sahnede. Bugün Sinem Us'un özel programına hoş geldiniz. Şimdi bugün birçok konumuz olacak, bağlantılarımız olacak. Ama dilerseniz bunlara geçmeden önce Rakip Gol'ün ben müdavimlerini hemen yanıma konuk olarak almak istiyorum. Heyecanımı da yenmek için. Deniz Hocam selamlar. Merhabalar. Bugün ilk kez bu kadar anlamlı bir nedenle buradayız. Evet hocam. Çok anlamlı, çok güzel bir gün. Çok duygusal bir gün. Çok da gururlandığımız bir gün açıkçası. Rakip Gol tarihinde en tarihi gün diyebiliriz. Hemen ben diğer konumda buraya davet etmek istiyorum. Mehmet Hocam, Rakip Gol'ün neşesidir kendisi. Bilmeyenler için yine söylüyorum. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam heyecan dorukta. Önemli bir gün. Hepimiz heyecanlıyız. Dilek olan 23 sene. 31 Temmuz 1985'te Semih Bey ve Nurten Hanım'ın biricik kızlar olarak dünyaya gelen Sinem, kendi gibi sıcacık bir günde doğdu. Sıcacık kanıyla, sempatik yüzüyle, sarı saçlarıyla adeta herkesin sevgilisi oldu. Daha küçüklükten itibaren ailesinden, çevresinden, arkadaşlarından herkes ona büyük ilgi duydular. Sempatikliği ve yardımseverliği ön plana çıkan özellikle faktörleri. 23 yıllık müthiş bir kariyer hocam. Folklorunu de tartışacağız, okulunu, ailesi. Ama edindiğimiz izlenimler, yaptığımız bağlantılar hep olumlu yönlerde. Değil mi hocam? Birazdan da birçok konuğumuz olacak, bağlantılarımız olacak. Ne diyelim ki yani başarılı bir kariyer tek başına. Son derece başarılı, mükemmel bir kariyeri var. Ben değil, dostları konuşsun diyorum. Konuşsun mu hocam? Evet hocam. İstiyorsan ailesi, dostları konuşsun. Onlara bırakalım lafı. Biz susalım. Önce ailesine bağlanalım. Tabii ki önce anne ve babası. En önemli özelliklerinden bir tanesi, ben hiç unutamıyorum, disiplini çok iyi, her şeyi çok önemsemesi, ciddiye alması, mesuliyet duygusu, daha küçüklükten beri var. Mesela biz çok eskiden Apiro diye bir festivale gittik İtalya'da, Apiro'ya gittik. Apiro'da o zaman ufacıktı, en önde tabela tutuyordu, Türkiye tabelası. Ben mesela hep gezilerde çocuklar ediyorum, yürüyüşte defilede düzgün yürüyün, nizamlı yürüyün, işte Türkiye'yi temsil ediyoruz. Onun için yani sağa sola bakışmayın, yani güzel hizabe gidin falan. O duymuş onları herhalde. Bütün yürüyüş boyunca çocukların hepsine hizaya sokuyordu. Doğru yapın, bir şey yapın, bakmayın sağa falan. Yani o kadar disipline olmuş ki böyle, o çok hoşuma gitmişti yine. O mesuliyet duygusu yani o yaşlarda
gelmişti kendisine. Yani. Zaten okul hayatına da yansıdı herhalde. O bütün okul hayatında da aynı şekilde. Genelde başarılı bir okul hayatı. Ve ben şimdiye kadar ona hiç ne hoca suçu, ne ben olayım, noten olsun, noten mesela o da işletmenin mezun olmasına rağmen üniversitede dahi hiç yardımcı olmadı. Yani gerek duymadı. Kendisi her işi de tadında yaptı. Dersinde çalıştı. İşte hiçbir takipçisi olmadan da mezun oldu. Bu tamamen hep mesuliyet şeysi üstünde. Çok çok arkadaş canlısı. Çok arkadaşlarını çok seviyor. Ama maalesef işte bazıları da ona kötü davranıyor. Olsun o da hayat tecrübesi. O da öğrenecek bunları. Daha olgunlaşıyor. Olgunlaşma öyle oluyor. Ama genelde hakikaten en büyük özelliği çok mesuliyet duygusunun şey yapması. Yani bir şeyi eline aldığı zaman sonuna kadar bir şekilde bitiriyor. Peki bir mesajın var mı buradan Sinem'e Sinem abi? Valla hayat boyu mutlu olmasını ben istiyorum. Üzülmesini istemiyorum. Çünkü hakikaten ona layık olan bir insan değil. Yani hep seveceğim bir insan olduğu için hayat boyu. Hayata hep böyle şey olarak baktı. Toz pembe ve mutlu olarak baktı. İnşallah bundan sonra da hep mutlu olur diye düşünüyorum. Gülüşünü çok güzel bir şey düşünmüşsün. Bunun ilk sinyalini biliyorsun. Sinem de Ankara'da tatildeyken aldım hafiften seni amcam bahsetti ufak bir şey. Bir sürpriz falan ama böyle bir şey olduğunu düşünemedim açıkçası. Çok mükemmel bir şey düşünmüşsün. Çok hoş, çok güzel. Her zaman hatırlanacak ve yaşayacak bir olay yapmışsın. Ben Sinem'i de sesledim senin vasıtanla. Sinemcim, gelecek yaşamında sana çok güzel günler gelmesini istiyorum. Her annenin evladı için isteyebileceği en güzel, en doğru şeylerin yaşamında olmasını diliyorum. Doğum gününü kutluyorum, yanaklarını öpüyorum. Bir ömür boyu tüm sevdiklerinle birlikte olmanı diliyorum anneciğim. Öptüm seni. Ay canım benim, ailemizin çiçeği o ya. Çiçeği çok tatlı, sarışınım benim, güzelim benim, onu çok seviyoruz. Aileyi çok seviyoruz. Her zaman da başarılı olmasını istiyoruz hayatta ve başarılı olacağına da inanıyoruz. Benim küçük yaşımı ağlatırdım. Hep böyle doğum günü çağırdık kızı. Ondan sonra hep böyle ağlatırdım onu ben. Ondan sonra hep böyle kız erkekler bir aile biz giderdik böyle şeyler böyle oyun yapardık. Hep kızı ağlatırdım. Ondan sonra bakıyorum da benim en sevdiğim kuzenlerden birisi o. Ne bileyim yani, ona senin daha ayrı bir şey yani. Seni çok seviyorum ben. Onun yeni bir yaşam atması, büyüdüğünü görmek de bana bir şey yapıyor. Beni sevindiriyor. İşte üniversiteyi bitirmesi, işte böyle bir küçük küçük işlere girmesi, çıkması. Artık senle olması, senin gibi birisiyle birlikte olması bana gurur veriyor. Yani ben mutluyum. Sinem'in mutlu olunca ben daha da mutlu oluyorum. Yani doğum günü kutlu olsun. Nice seneler, Allah kimse ayırmasın. Bizi hiç koparmasın. İki varsın, böyle güzel yapıyorsun. Canım kuzenim, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Nice mutlu senelere, sağlıklı hep birlikte senelere inşallah. Seni seviyorum. Çok öptüm. Anne ve baba. Müthiş bir üçlü aile, değil mi hocam? Evet. Gerçekten büyük payları var, tartışmasız. Evet. İlk günden bugüne kadar hiçbir şeyi esirgememişler. Ailesi eğitiminde olsun, folklor yaşantısında olsun, büyük destek bildiğimiz ve unutulduğu kadarıyla en azından sinirli. Öyle mi hocam? Çok büyük bir kariyer sahibi, kariyer okulunda olsun, iş hayatının başında başladı, iyi bir kariyeri var, belli. Bora ve Berk. İki kuzeni. Evet. Onları da gerçekten buradan selamlıyoruz. Evet. Sinem'in en yakın akrabalarından diyebiliriz. Küçüklüğünden beri onlar da beraber büyümüşler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim okul hayatına. Küçük Sinem 7 yaşından sonra önce Hamdullah Supi'de, daha sonra Yeni Dünya Koleji'nde ve en son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde okudu. Kariyeri, okul kariyeri birinciliklerle dolu. İmrenilerek bakılan bir öğrenci. Kıskandıran bir beğeni diyelim kitinde var.
daha fazla konuşmanın yanı sıra ben okul arkadaşlarından, o sıradaki beraber aynı sırayı paylaştığı o arkadaşlarından ben bir sinemi dinlemek istiyorum. Dilerseniz siz de bir dinleyin bakalım. Ben Sinan'la 1990'da Eylül'den beri tanışıyoruz. Çok yani mi oturduğumuz zamanlar oldu, oturmadığımız zamanlar oldu. Çok kalabalık gruptuk. Ama yan yana oturduğumuz o yıl çok eğlenceli geçti. Hatta Sinan hep anlatırdı, böyle sandalyede şakalaşma olur ya ilkokulda. Hani sandalyeyi çekersin düşer. Sinan'la biz yan yana oturduğumuzda beni böyle onun sol tarafındaydım. Böyle sol için işte yere, o benim boşlukta düşeceğimi zannetmedi. Böyle düştüm ve yerde böyle oturmuştum, böyle ayaklarımı uzatmış bir şekilde. Sinan'la çok gülmüştü ve her zaman anlatırdı hikayeyi, bu anımızı. Ben o zamanki gibi geçtiğini düşünüyorum. Dünya kadar festival, dünya kadar insanla tanıştık birlikte. Yani hiç kimsenin olmadığı yerlerde biz ikimiz birlikteydik. Ve hiç kimsenin bilmediği şeyleri paylaştık. Sinan benim için çok kızı insanlardan biri. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Bir daha böyle 10, 20, 30 yıl, yani teyzesi olur olduğum, onun çocuğunun teyzesi olduğum günler de olur inşallah. Çok seviyorum Sinan'ı. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tüylerim diken diken oldu şu an. Bakırköy'de Sinem'le dolaşırken Adil Işık mağazası var. Oraya gitmiştik. Ve orada deli gibi gülmüştük. Çok komikti kıyafetler. Hatta böyle alalım mı falan diye dalga geçmiştik. Neredeyse atacaklardı bizi. Çok gülmüştük. O anı mesela unutamam. Onu Sinem de unutamaz. Çok eğlendiğimiz bir gündü çünkü. Onun dışında hani onu çok seviyorum. O benim bir tanecik dostum. Tabii Çağla da var içinde. Onu çok seviyorum. Ne bileyim, mutlu olmasını çok isterim. Hamdullah Sufi'den ilk okul arkadaşıyım bir. İkincisi Sinan benim. Yani hayatımın totalinde arkadaşım dediğim ilk insan. 3 yaşından kalma. O yüzden benim için önemi büyük. Yani çok iyi denk geldi senin böyle şey yapman. Anladım. Buradan peki ne söylemek istersin Sinem'e? Ne söylemek isterim? Aylin size dediğim gibi yani arkadaşım dediğim ilk, en kalıcı, en güzel insanlardan bir tanesi ve çok önemli benim için. İnşallah bir 23 sene daha böyle çok çok daha güzel, hep beraber ve mutlu geçer. Ne diyeyim, elimdekilerin kıymetini bilsin, çok güzel ve zevkli bir hayatı var. Kendi de bir o kadar tatlı zaten. Bugün doğum günü olduğu için farklı ve özel olduğunu mu sanıyorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün değil, her gün farklı ve özelsin. İyi ki varsın. Benim bugün dilediğim tüm zevklerin gerçek olması. Belki yanımda o değilim ama bil ki kalbin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice yaşlara. İnancım canım, doğum günün kutlu olsun. İlkokulda hep seninle bir de döner yerdik. Çok iyi hatırlıyorum sizin evde. İnşallah bir gün gene yeriz. Öpüyorum seni. Sinancım, tanıdığım en düzgün insanlardan birisin. Umarım hep böyle kalırsın. Doğum günün kutlu olsun. Cem'le beraber nice mutlu senelere inşallah. İlk önce Sinem'e nice mutlu senelere dilemek istiyorum. Ondan sonra da sözüme şöyle devam edeyim. Sinem gerçekten karakteri çok düzgün. Çok iyi bir insan. Vallahi yeni dünya zamanından hatırladığım şu kadar. Çünkü fazla bir zaman bulunamadım. Yani bir sene gibi bir zamanda Sinem'i tanıma şansı buldum. Sinem çok son derece saygılı. Servise bindiği zaman güler yüzlü. Hoş bir insan. Aynı servisteydik. Her zaman güleç yüzlü. Temiz bir insan. Muhabbeti, hoş sohbeti, insanlarla olan diyaloğu gerçekten çok iyi olan bir insan. Sinan benim için şöyle söylemek istiyorum. Bir tane mail geldi. 4-5 renk söylüyordu bana. Bu renkleri böyle soruyorlar. Sonra sana hatırlattığı kişiyi söylüyorsun. Sarı mıydı neydi? Bir rengi direkt Sinan dedim. Biraz direkt aşağıya indirdim. Gerçek dost çıkıyor. Bir tane daha yaptım. Onda da hayatımız boyunca yanında olacak kişi çıkıyor. Sinem odur yani. Komiktir, eğlencelidir, esprilidir ama her şeyin ötesinde
Sinem ne zaman derdin olsa başın sıkıza yanında olacağın gideceğin insandır. Hiçbir zaman seni üzmez, hiçbir zaman üzüleceğin bir şeyi sana söylemez. Öyle de değer verir. Benim hayatımdaki en önemli, en değerli insanlardan biridir. Hatta en değerli insandır yani. Benim için Sinem o ve inşallah yani hayatının sonuna kadar bütün doğum günlerini birlikte kutlarız. Aynen öyle. Ben Sinem'i çok seviyorum. Önce baştan bunu söyleyeyim. Sinem son yani böyle ben şey düşünüyorum mesela. Lisede hani en iyi arkadaşlarımı yaptım. Hani artık bundan sonrakiler hani dostum olamaz, arkadaşım olur, görüşürüm falan filan mantığında bir insandım ben. Ta ki Sinem'i tanıyana kadar. Gerçekten öyle. Gözüme bakma. Yani okulda edindiğim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Zaten kendisi biliyor. Gerçekten çok seviyorum ve eminim ki hiç kopmayacağız, ömür boyu görüşeceğiz diye ümit ediyorum. Onunla ilgili başka ne söyleyebilirim? Çok tatlı, çok cıvıl cıvıl. İnsana yaşam enerjisi veren bir kız. Bunu herkes biliyor zaten. Söylediklerim bu kadar, onu çok seviyorum ve kalbisi iyi diyerek bitirmek istiyorum. Bir kere acayip neşeli yani böyle hayat dolu mu neşeli mi hangisini sorsam karar veremedim. İkisinden bir tanesi. Bir de şey ayrıntıcı, detaycı. Bir tane öyle bir tane hani öbüründen anladın mı? Hani bir tanesi çok eğlenceli hayat dolu. Ondan sonra makara ama hangisini yazacaksın bilmiyorum. Diğeri de detaycı. Ayrıntılı hani hayatıyla ilgili en ufak ayrıntıları bitiriyor. Düzenli falan hani o anlamda kullanıyorum. Sinemciğim iyi ki doğdun canım benim. Okuldaki çok özel arkadaşlarımdan birisin. Bazen çekişsek de ikimiz de birbirimizi çok sevdiğimiz ve hep dost olacağımızı biliyoruz. Okul hayatımız da bitti. Herkes bir yere dağıldı. Belki eskisi kadar görüşemeyeceğiz ama yine de bir telefonla birbirimizin yanında olacağımıza ben eminim. Senin her zaman bir dostun olarak kalacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun tatlım. Özge. Ya Sinan bana göre yani her zaman karışmaya çıkmayacak insanlardan bir tanesi. Çünkü genelde hep daha bayağı insanlarla karşılaştım hayatımda. Sinan gerçekten çok olgun. Yani her şeyin bilincinde ve dört dörtlük bir ilişkiye sahip, dört dörtlük bir erkek arkadaşa sahip. Yani aslında birazcık da şanslı yani. O ve karşısındaki insan olmak üzere. Yani burada sen de çok şanslısın aslında. Ben Sinem'den çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Zaten yani hep insanlardan bir şey almaya çalışırım. Sinem de çok dolu bir insan. Ondan da çok şanslandım. Yani benim için yani tanışmaktan çok mutlu olduğum bir arkadaşım diyebilirim. Ve bundan sonraki hayatımda hep karşılaşmak istediğim, hep görüşmek istediğim, yani kopmak istemediğim insanlardan biri olacaktır benim için Sinem. Şöyle diyebilirim, Sinem olmasa herhalde ben bir 7 senede falan mezun olurdum. Önce öyle diyeyim. Çok yardım etti bize, çok yardımsever. Güler yüzüyle kantinimizin ışıldayan güneşi. İşte kendisini görünce böyle bir yüzümüze birinde bir gülümseme gelir her zaman, 4 senedir. Doğum gününü kutluyorum, çok öpüyorum kendisini. Sinem her zaman yardımsever, problem çözücü, her zaman bir iyilik yapayım, sizi daha rahat ettireyim, işlerinizi halledeyim. Hep böyle bir insan. Onu seviyoruz. İyi ki doğdun Sinem. 4 senelik okul arkadaşım, okulumuzun çalışkan kızı. Sarı saçlı, süslü, makyajı seven, benim ayrıca Ramazan ayında oruç arkadaşım, çok cici kız, doğum günü kutlu olsun, Allah her şeyi gönlüne göre versin, zaten gönlüne göre verdiği şeyler var, Allah devamını erdirsin diyelim. Öncelikle Sinem'i gerçekten çok ama çok seviyorum. Bunu söyleyeyim. Herkese söylemiştir zaten. Bir kere çok iyi, çok temiz kalpli. Herkesi, bütün canlıları çok seviyor. Hepimizi. Kedileri, köpekleri, her şeyi. Kantinde kedileri beslemesini unutamıyorum mesela. Hiç unutamayacağım. Ondan sonra. Ya ne bileyim, çok mütevazi, çok temiz yürekli. Herkesin en iyisini isteyen bir insan. Hiç kimseye bir kötülüğünü ya da hiç kimseden onun hakkında kötü bir laf duymadım bugüne kadar.
herhalde duymam, kendisi de duymamıştır. Bilmem, çok seviyorum yani, gerçekten çok seviyorum onu. Hem çok yardımsever ve çok sıcak bir kız. Umarım her şey bu zamana kadar olduğu gibi hayatımda çok güzel geçer. Bütün dilekleri gerçek olur. Hak ettiği bütün güzellikler onun olsun. Yani bence 4 yıl önce tanıdığım hani sınıftaki en yardımsever, hani en dost canlısı bir insan. Yani çok severim sinirini, yeri çok farklıdır. Özellikle mesela bunu unutamam, bir sınav günü için onu zaten saat alınmıştı. Bir tek sınav günü için olarken hadi koş yetişti yarım sene, hani o kadar kişi içerisinde. Hani haber vermesi beni çok mutlu etmişti. Hani o kadar kişi içerisinde sinemin dışındaki çok sevindirmişti beni. O yüzden çok farklı. Beraber biz onunla havaalanına beni bırakmıştık. Yani çok güzel anlarımız vardı. O yüzden hani çok özeldir benim için. Yani hani 4 yıl boyunca tanıdığım ve hani tanımaktan da çok mutluluk duyduğum bir insan. Arkadaşların hiç düşünmeyen, çok bencil, iğrenç bir insan diyerek sözü başlayayım. Şaka şaka. Ya, şimdi ne desem, çok da böyle birazcık şey oldu, ani oldu. Valla Sinan'ı okuldaki işte ilk senemleri tanıyorum ki çok fazla değil aslında, 4 sene falan ama işte bana çok daha uzun bir süreç gibi geldi. Sinan'ın benimle olan arkadaşlığı, inşallah okul bittikten sonra da devam edecek olan bir süreç olacak. Ve yani o da biliyor hani, sürekli birbirimizle görüşüyoruz. Yazın bile görüşüyoruz. Doğum günü olduğu zaman falan. Öyle yani, çok seviyorum kendisini. Daha önce de birçok yani okul dışında yerde de görüştük. İnşallah sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Ha, benim ilk aklıma gelen Sinem'le ilgili. Şimdi hani bu onun halk oyunları gösterisine falan gittik ya. Ben Sinem dedim mi bunlar benim aklıma ilk etapta. Böyle hani bizi yurt dışına temsil falan ediyor ya. Evet. Hani gidip orada sanatını icra ediyor. Hani normalde gider adam sanatını yapar gelir falan ama böyle Sinem hani hoş bir kız. Gidip güzellikle de bizi temsil ediyor. Bir Türk imajı olarak bence harika onun oraya gitmesi. Lejyoner diyorsun onun için yani. Ama çok iyi bir şey yapıyor yani. Ondan sonra insanlığıyla da bizi temsil ediyor. O yüzden ben onun arkadaş olmaktan gurur duyuyorum böyle birini tanıdığım için. Valla iyi ki doğmuş. Ondan sonra bir de şu yönden seviyorum onu. İyi ki seninle beraber senin gibi orijinal bir adamla tanımış oldum. Ondan sonra vallahi ikinizi de çok seviyorum Johnny. Ya işte eğlencenin o da bir parçası. Kızlardan tek mezunumuz olmasına rağmen derse girilmeyecekse ilk Sinem ikna edilir açıkçası. Öncelikle İsteyerek başlamadığımız bir arkadaşlarımız oluştu Sinem'le. Çünkü bir kokteyl havasında iğrenç bir İngilizce dersinde başlamıştık. Muhabbetimize hiçbir şeyimiz yok. Kedileri çok seviyorum, buradan kedilerden nefret ederim dedim. Böyle iğrenç bir ilişkimiz başladı. Sonrasında istemeyerek başladığımız bir ilişkimiz böyle 4 sene içerisinde şekillendi. Şu an herhalde okulun eğitimle dahil bana kazandırdığı en güzel şey Sinem. İlk doğmuş. İyi ki Sinem'le tanışmışız. İnşallah bundan sonra da uzun yıllar beraber oluruz. Doğum günün kutlu olsun Sinem. Okul erkenden bitirdi. İneğin önünde gidilir. Cadıdır. Ya Sinem benim okulda ilk tanıştığım arkadaşımdır kendisi. Her türlü sırrımı bilir. Kendisini çok severim. Onun akabinde seninle tanıştık. Seni çok severiz bütün grup olarak. İşte bu seneki doğum günün benim için ayrı bir anlamı. Kanada'ya giderken benim için bir veda partisi olacak. İşte başka ne diyeyim ki ya? Sinem bizim bir tanemizdir. Okulumuzun en çalışkanıdır. Ya da içimizde en çalışkanımız olur. Bizim bilim davranında koskoca 3 sene varken Sinem mezun oldu. Okul hayatı İlkokuldan itibaren lise üniversite olsun hep birinciliklerle geçmiş, lisesi birincilikle bitmiş, kendi fakültesinde ender olarak 4 yılda okulu bitiren öğrencilerden, üniversitesini 4 yılda bitiren öğrencilerden Yıldız Teknik Üniversitesi gibi seçkin bir okul değil mi hocam? Evet hocam, kesinlikle.
başlangıç mükemmel gibi bir şey diyebiliriz. Tüm arkadaşların neredeyse onu okulda ne kadar yardımsever biliriz hocam. Sen de gençlik sıralarından geçtin. Tabii, evet. Kopya vermeyenler. Evet. Ya, tabii gençlik heyecanı. Evet. Efendim özellikle kendine çalışanlar. Abi tabii neler var hocam. Ne kayıtlar dinledik az önce. Of ki of. Of ki of. Okulunu Sinan sayesinde bitirebilenler. Yardımseverliğini aksik etme yani. Gerçekten sevilen bir kişi diyelim. Evet. Lafı fazla uzatmadan artık folklore geçelim. Folklor Sinem'in hayatında önemli bir mihenk taşı. 92 yılından itibaren festivallerde boy göstermiş. Artık oyunları uykusunda bile oynayabilecek kadar yetenekli, müthiş bir profesyonel, hata yapmayan, yaptığında rahat rahat çıkarabilen. Bakın ben bunları söylemiyorum. Az sonra hepiniz dinleyeceksiniz. Gelin Sinem'i bir de folklor oynadığı, birlikte folklor oynadığı ekibinden dinleyelim. Sinem'cim 15 seneden uzun bir zamandır tanışıyoruz ve hayatımdaki çok güzel anlayışlarımla birlikte yaşadım. Beraber dünyayı dolaştık, gösteriler yaptık ama her şeyden önemlisi sahip olduğum en iyi dostlarımdan birisin. Arkadaşım olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Umarım bundan 10-20 sene sonra da hep birlikte oluruz. Nice sağlıklı mutlu senelere çok istiyorum. İpek. Sinem'cim saatlerce süren sohbetlerimiz, senin keyifli muhabbetin, her şeyi çok zevkli. İyi ki varsın, iyi ki benim arkadaşımsın, bir de senelere. Hayatımın hep mutlu günlerinde yanında olduğu gibi mutsuz günlerinde de ihtiyaç duyduğum ve o kötü günlerde beni yalnız bırakmayan bir dost. Canım seni tanıyalı ne kadar zaman geçmiş, geçmişi düşünüyorum da neler yaşadık. Kampta yazın güneşin altında güneşlenmemiz, festivalde eğlendiğimiz o günler ne güzeldi değil mi? İyi ki seni tanımışım canım. Hayatında hep sevdiklerimle beraber sağlıklı mutlu günler geçir canım. Doğum günün kutlu olsun, seni kocaman öptüm. Çok kısa zamandır tanışıyoruz. Ama hani buna rağmen bu kısa zamanda hani çok güzel bir arkadaşlık kurduğumuza inanıyorum ben. Umarım da devamı gelir. Sinem'ci sarı saçlarından sen sarılmışsın. Saçlarını çok beğeniyorum. Seni de çok seviyorum. Çok tatlı, çok iyi bir insansın. Umarım her şey gönlünce olur. Her günün doğum günün gibi birbirinden güzel geçer diye diliyorum. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Daha uzun yıllar beraber olacağız. Çocuklarımızı beraber devleti büyüteceğiz diye inanıyorum. Sevgilerimle. İyi ki doğduk. 92 yılından beri aynı sahneyi paylaşıyoruz diyebilirim. O ilk sahneye 92 yılında çıktığımda bir bayrak tutuyordum. Ben oyuncuydum. Yıl 2008 oldu. Hala aynı sahneyi paylaşıyoruz. Bu paylaşımdan beraber Sinem'le olsun, Sinem'in ailesiyle olsun bugünlere geldiğimiz için tabii bunlara en büyük katkı Semi abinin de katkısı var. Dernekle birlikte çok güzel günlerimiz, çok güzel anılarımız oldu ve ömür boyu inşallah bunların daha da devamlı olsun. Özellikle bir de onun en sevdiği Cem kardeşim için de mutlu olmanızı, ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum. Hayat seninle daha güzel olacak. Sevdiklerin sensiz yapamayacak. Eşin dostun hep seni seviyor Sinem. İyi ki doğdun Sinem. Ya vallahi Cem'ciğim ne söyleyeyim yani Cem, benim bir oğlum vardı bir de kızım oldu. Yani Sinem kızım gibi diyorsun. Kızım gibi ya biliyorsun orada 38 senedir bir aileyiz. Babasıyla 35 senedir, annesiyle 30 senedir. Ondan sonra beraberiz hep birlikte yani bu çıktık bir yola yürüyoruz beraber hep birlikte. İşte bir sürü muadile de atlattık. İşte onun doğuşu bir mutluluk. Hem ailesi hem bizler için. Yani ne bileyim işte o da benim bir kızım gibi bir oğlum vardı bir kızım oldu işte. Sevgili Sinem'in bu güzel gününde düşüncelerine yer vermesinden dolayı ilk önce teşekkürlerimi iletirim.
Ben de sinemin en büyük şansı çok düzgün bir aileye sahip olmasıdır. Düzgün bir ailenin kızı olarak, düzgün bir kız olarak da yetişmesini gözlemlemem beni ayrıca mutlu etmektedir. Şu içinde bulunduğumuz ortam bunun içinde. Bu sene ayrıca sinemin bir güzel yanında üniversiteyi bitirip gerçek hayatı, gerçek insanlar arasında görmesindendir. Geleceğinden hiç şüphem yoktur. Kendisini çok seviyorum. Kendisi elinde büyüyen evladımdan da bir farkı yoktur. Yeni yaşında mutluluklar onun yanında olmasını isterim. Sevgili Sinancığım, seni ilk tanıdığımızda annenin karnındaydın. Seninle yani yok doğmadan önce de tanışıyoruz. Sen bizim derneğimizin, sevgimizin, arkadaşlarımızın bir sembolü olarak derneğin ilk çocuğu olarak dünyaya geldin. Doğduğun günü hiç unutmuyorum çünkü 1985 yılında bir festivale gitmiştik. Şu anda hatırlayamıyorum ama İtalya olabilir. O zaman tabii böyle cep telefonları yok. Telefon kulübesinin başına geçiyoruz ya da bir postane buluyoruz orada. Yarım saat, bir saat Türkiye'ye bağlanmasını bekliyoruz. Bir sermola verdiğimiz yerde telefon kulübelerinden ya da işte postanelerden Sinem'in doğum haberini bekliyoruz. Hala doğdu mu doğmadı mı diye. Hiç unutmuyorum. Sinem'in doğduğu gün İtalya'daydık. Hep beraber Gorizya'daydık. Ve Sinem'in doğum haberini orada aldık. Yani kendi çocuğumuz doğmuş gibi inanılmaz bir sevinçti o. Yani sanki kendi çocuğumuz doğmuştu. Çocukluğundan bugüne kadar hep etrafında güzellikler, ışık, neşe saçtı. Bundan sonra da saçmaya o güzelliği, neşeyi, içindeki ışığı saçmaya devam edeceğine inanıyorum ben. Yolun hep açık olmasını, günlerinin hep aydınlık olmasını, mutluluklarla dolu bir yaşam diliyorum sevgili Sinem'imize. Sevgili Sinem'cim, seni ilk günden beri tanıyorum. Biz o zaman annen hamileydi. Festivale gidiyorduk. Festivalde hep seni düşündük. Doğdun, doğacaksın diye. Sonunda doğdun. Aramıza katıldın. Uzun süredir senden ayrı kaldık. Ama şimdi görüyorum ki çok tatlı, süper bir kız olmuşsun. Yumuşak ve sevecen. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Abi ben 23 yıldır tanıyorum Sinem'i. Doğduğundan beri. Nasıl bir kızdır abi Sinem? Ya benim kızım olsaydı bu kadar severdim. Daha başka bir şey söylemiyorum. Benim kız kardeşim ne diyor biliyor musun Sinem için? Duyuyor musun? Ne diyor abi? Seyahat ettik beraber. İtalya'ya gittik. Hı hı. Sinem bir yana, diğer kızlar bir yana dedi. Benim kız kardeşim. Ve kız kardeşim benim çok insan seçer. O böyle kadar... bir hanım. Hı hı. Sinem bir yana, öbürleri bir yana dedi. Başka bir şey demedi. O kadar etkili oldu Sinem bir tatilde o yani. O kadar. O kadar. Anlıyorum. Sinem seninle daha yeni tanıştık. 2 sene oldu. Ben de ilk geldiğimde ilk tanıştığım kişilerden bir tanesi sendi. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sinem'cim seni çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı ve çok iyi bir kızsın. Bugüne kadar bana yaptığın bütün iyilikler için çok teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Sen kendi gibi yüreği de güzel. İyi niyetli, haksızlık terk etmeyen bir insan. 23'üne basıyor, Allah tamamını erdirsin, çok şanslı bir kız. Sürprizlerle dolu bir sene diliyorum, o günkü gibi. İnşallah hep birlikte oluruz, seviyorum. Şeker, neler düşünüyorum? Bilmiyorum ben seviyorum Sinem'i ya. İnancım. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Seni tanıdığıma gerçekten çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu konuda. İyi ki yanımızdasın. İyi ki seninle bir 10 yıl geçirmişiz. Devamını diliyorum sevdiklerimle beraber. Öpüyorum seni kocaman. İnancım ayrıca o kadar şanslısın ki Cem Gizli'ye git arkadaşlara sahip olmuşsun. Sırtını kaybetme onu. İlk arkadaşlarımdan İnan, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.
Sinem'cim doğum günü çok istiyorum. Bizdeki senelere inşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber görüşürüz. Hep beraber oluruz, ayrılmayız. Diyeceğim bu senelere. Sinem hakkında şöyle düşünüyorum. Yani Sinem hakikaten çok iyi bir insan. Çok seviyorum. Çok samimi bir insan o anlamda. Derneğe de çok katılıyor. Yani Sinem'le tanışmaktan da çok memnunum. İnşallah hani kendi gibi temiz birisi sensin başkan o anlamda. Allah hani sizi inşallah mesut eder. Yani Sinem'i çok güzel günler bekler hayatında. Umarım her şey istediği gibi olur. Yani biz inşallah onunla uzun süreler, uzun arkadaşlıklar inşallah olur onunla birlikte. Kendisine yani kalbi kadar temiz bir hayat diliyorum işin özünde. Sinem çok iyi bir insan gerçekten. Derneğin en tatlı kızlarından birisi. O olmasa o dernekte bir şeyler eksik olurdu kesinlikle. Onu gerçekten cani gönülden seviyoruz. Öncelikle bu güzel ve tatlı kızın doğum gününü kutluyorum. Birbirine bu kadar uyan bir çift olduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Her doğum gününüz bir öncekinden çok daha güzel, çok daha mutlu, çok daha huzurlu geçmesini diliyorum. Umarım ömür boyu birlikte daha nice doğum günleri kutlarsınız. Sizi çok seviyorum. İrem, berbat bir oyuncusun. Başkanın kızı olduğun için ayrıca sevmiyorum seni. İrem bizim değerli arkadaşımız. Kısa sürede çok sevdiğimiz bir insan haline geldi. Kendisini çok seviyoruz. Harikasın. Çok seviyorum seni abi. Çok sağ ol kardeşim. İnşallah yanlış anlamaz abicim o. Yok be ya. Sinem anlar mı öyle şeyleri yanlış ya? Derneğe geldiğimizde bir gülen surat bizi karşılıyordu ve o gülen suratı ben hep bir özenerek baktım. Şimdi onunla beraber bir sene boyunca aynı alanı paylaşınca ne kadar iyi biri olduğunu, ne kadar candan biri olduğunu daha iyi tanıdım. Doğum günün kutlu olsun Sinem abi. Sinem'cim doğum gününü kutluyorum. Seni çok öpüyorum. İnşallah sevdiklerinle birlikte nice güzel yıllar, yaşlar geçirirsin arkadaşım. Öpüyorum seni çok. 6 sene oldu. 6 senedir tanıyorum Sinem'i. Yan yana oynadık 6 senedir. Nasıl bir folklorcu peki? Bir folklorcu olarak değerlendirirsen. Sen yani, değişik bir yorum almak istiyorum senden. Şöyle diyeyim ben. Roman deyince Sinem geliyor aklımıza. Bütün oyunlarda zaten var. Hep en öndedir. Kendisi. Sirtaki oynuyordu ya. Evet. Sana öğrettiği dansları da biliyoruz. Sirtaki. Beraber oynadığınız zamanları da biliyoruz. Geçen senin doğum gününü de gördük. Evet, başarılıydı. Çok iyi bir öğretmen. Ciddi anlamda. Ekibimizde olduğu için şanslıyız. Çok seviyoruz onu. Ve nice mutlu yıllar diliyoruz. İyi ki doğdun. Hocam, ekibin resmen göz bebeği. Evet hocam, lider. Lider oyuncu, her eve lazım. Evet, yardımseverliğiyle, eğitmenliğiyle. Genç kuşaklara, kendinden genç yeni gelenlerde, yeni gelen. Elinden hocam, bu yıl bu dernekte bildiğimiz kadarıyla yarıdan fazla denebilecek kadar yeni oyuncu vardı ama gözünü kırpmadan hepsini birer birer tepeden tırnağa bütün oyunları öğretti ve Yunus Emre'yi de izledik bundan bir ay kadar önce. Mükemmel. Tam bir kaptan. Peki hocam, bu videoda, az önceki videoda benim bir kişi dikkatimi çekti. Mesleğimizin duayeni olması açısından belki biraz konu dışı olacak ama kimdi hocam? Aydemir abi. Evet. Aydemir abinin söylediği şiir Sinem'e gerçekten beni çok etkiledi ama onun dışında Aydemir abi ben gösterilerden olsun bu tip sunmalarda, prezentasyonlarda gerçekten çok başarılı buluyorum. Aydemir abi çok sempatik bir kişi. Her zaman önemli bir yeri var benim için. Aynı zamanda Üstün abi olsun, Eren abi olsun, Nimet abi olsun hepsi çok önemli tabii ki insanlar ama Aydemir abinin böyle bir önemi olabilir. Bizim kariyerimiz, bizim işimiz açısından da değil mi? Prof. Kesinlikle. Folklörden de Sinem nasibini aldı. Okulda birincilikler, folklörde milli folklörcü biliyoruz. Folklörde büyük ödüller, büyük başarılar. Peki diyeceksiniz ki, efendiler, ailesi, okul arkadaşı, folklör arkadaşı, bunun
bunlardan torpili var mı kızın? Hadi peki tamam diyelim. Sinem'i arkadaşlarına sorduk, çevresine sorduk. Sokağa çıktık. Hocam bakalım, ister misin bakalım? Halk bu sarışın tatlı melek gibi kıza ne demiş? Bakalım mı hocam? Bakalım hocam. Bakalım mı? Tabii ki de bakalım hocam. Sinem'in çevresi bakalım Sinem'e ne diyor? Sinemciğim, canım vallahi nereden başlasam, hani nereye anlatsam bilemiyorum. Tanıştığımız ilk gün şöyle bir hatırlıyorum da, o benim meşhur atletli halim. O günden bugüne yaklaşık 4 sene geçmiş. Belki çok uzun bir süre değil ama seninle, bizim ufaklık Cem'le çok şeyi paylaştık. İnşallah aynen bu şekilde devam eder. Canım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Vallahi Sinem çok mükemmel bir insan. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Senin gibi mükemmel bir erkek arkadaşı var. Ve senin de böyle mükemmel bir kız arkadaşın var. Vallahi ben Sinem'i ilk tanıdığım zamanda gerçekten çok büyük bir yakınlık hissettim diyebilirim. Sanki 40 yıldır tanıyormuşum gibi. Allah yaşını arttırsın Sinemciğim. İnşallah hayatınızın sonuna kadar Cem'le beraber mutlu bir şekilde yaşarsınız diyorum. Abi işte hareketli bir dolu zıp zıp bir insan yani. Sinemciğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara sevdiklerine. Umarım ömrün de bundan sonrakinden çok daha güzel olur. Sevdiklerine her zaman. Ben AF'de boş boş otururken Sinem böyle gelir geçer. O güzel böyle güzel suratıyla bana bir gülümser. Ben de bir mutlu olurum. Bütün sıkıntım gider. O yüzden Sinem iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki gülümsemenle hep yanımızdasın. Seni seviyorum. 3 yıldır Sinem'i tanıyorum. Senaryoculuğunu tanıştım Sinem'le. Ve Serdar abi ilk sana. Senaryoculuğunu tanıştık. Çok tatlı, çok iyi bir kız. Çok sıcak. İnanılmaz bir pozitif enerjisi var. Onu tanıdığım için çok mutluyum. İkiniz de birbirinize çok yakışıyorsunuz. İnşallah sonu çok güzel olacak. O sana geçen sene böyle çok hoş bir jest yapmıştı. Yine biz de vardık Serdar'la ben. Bu sene senin yaptığın jestte büyük bir merakla bekliyorum nasıl olacak. Onu çok seviyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Öpüyoruz çok çok. Sinemciğim, daha 15 dakika önce sizin ilişkinizden bahsediyorduk AP'de oturmuş. Durul, Taner, ben, Ömer, Volkan. Biraz geçmişe indik. 4 senelik ilişkinizin ne kadar güzel olduğundan, derinliklerinden, geçmişinden bahsettik. Gerçekten imrenesi bir ilişkiniz var ve bu ilişkide de büyük bir payım var. En büyük mimarısın diyebilirim. Yine takdir ediyorum bu karşılıklı Durul'la birbirinize hediye hazırlama atışmalarınızı. Durul çıtayı yükseltmiş. Gerçekten büyük oynuyor bu sefer. 3-4 günlük bir çalışmadan bahsediyor. Seneye ne yapacak merakla bekliyorum. Sen nasıl gönderme yapacaksın onu da bekliyorum. Doğum günün çok kutlu olsun. İkinizi de çok öpüyorum. Sinemciğim, öncelikle benim bana bu hazırlamış olduğu çok güzel hediyede yer verdiği için ona teşekkür ediyorum. Ayrıca senin tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Seninle birlikte birbirinize çok yakışıyorsunuz. Nice mutlu senelere diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yeni yaşında umarım her şey istediğin gibi olur. Bence seni çok seviyoruz. Tamam, ben bu. Yıllara Sinemciğim, bu özel gününü ve bundan sonraki tüm günlerini sevdiklerimle beraber mutluluk ve sağlık içinde geçirmeni dilerim. Harikasın ama. Sinem Hanım'ı 6 seneye yakın bir zamandır tanıyorum. 6 sene mi oldu gerçi tam emin değilim ama lise sonduk galiba ya da üniversite hazırlıktık, o zamandan beri tanıyorum. Kendisi çok sevdiğim bir insan. En yakın arkadaşlarımdan birisinin de kız arkadaşı. İnşallah müsit olurlar ileride de. Hep bize yardımcı olmuştur. Hiçbir zaman eksik etmemiştir. Yeşilköy'de çok sevdiğimiz bir insandır yani. Sinem çok iyi bir insandır. Ama Allah ne hikmetti, böyle bir
Cem gibi adamı karşına çıkarmıştır. Kendisi artık lanet mi eder, sevilir mi? Bilemiyorum ama doğum gününü buradan kutluyorum. Öpüyorum kendisini de. Sadece çok tatlı diye geçirdim aslında. Sinem için çok tatlı diyorsun. Evet, öyle geçirdim ama aslında başka bir şey daha gelirse söyleyeyim. Dün şöyle bir şey düşünmüştüm. Dünyada gördüğüm en çalışkan stajyer diyecektim ama o da ödülür diye düşündüm. Çok teşekkür. Sinem'in doğum günü kutlu olsun. O da benim gibi aslan burcuymuş, bilmiyordum. Yeni öğrendim. Umarım hayatımda her şey gönlünce olur Sinem'cim. Hep kendimle beraber olup mutlu olursun. Canım arkadaşım, iki doğdum, iki doğmuşsun. Beraber birlikte geçeceğimiz güzel seneler değil. İnancım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Beraber geçirdiğimiz yazları çok özlüyorum. Keşke kampımız kapanmasaydı, gene hep birlikte olsaydık. Sabah akşam çok eğleniyorduk. Seni çok öpüyorum. İyi geceler senelere. Seneler boyunca o güzel yüzünden gülmen eksik olmasın. Doğum günün kutlu olsun. Sana, bir dakika, önce sana bir şey anlatmak istemem. Direkt birebir arkadaşıma konuşmak istiyorum. Arkadaşım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice sayılar diliyorum. Sizden sevgili olduğu için çok şanslısın. İkinizi de çok 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 öpüyorum. İyi ki doğdun yavru kuşum demek istiyorum. İkincisi, herhangi bir anımıza geçmek isterken önce aklıma Sinem deyince anne baba ve de Sinem üçlüsünün aynı anda zatürre olmasını aklıma gelen iki şey yani, anladın mı? Sinem deyince. Onun dışında birçok adımız var, burada anlatmam pek yakışık almaz. Sinem'le tanıştığımdan beri Sinem nasıl bir insan? Sinem yani nasıl bir insan? Göründüğü gibi içi nasılsa dışı da aynı şekilde. Herkesin yardımına koşan, herkesin... Yani herkes için kendi o insan kadar üzülebilen, o insan kadar kendini yıpratan, yani dört dörtlük bir insan. Cem kardeşinin de sevgilisi olması avantajıyla da artı iki puan almıyor değil benden. Sinem ablacığım kutlu olsun, seni çok seviyorum. Öptüm. Sinem'cim merhaba, ben Yeşim ablam, Yasemin'in ablası. Doğum gününü kutluyorum canım, tebrikler. Canım, doğum günün kutlu olsun. İnşallah ben Deniz'cim, nice doğum günlerini beraber kutlarız. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Sinem. İyi ki doğdun Sinem. İyi ki doğdun Sinem. Bravo. Ne güzel. Sadık amca. Ben Sadık amcan. Ben Alev teyzen. Doğum gününü kutlar, mutlu yıllar dilerim Sinem. Nice yıllara canım. Öpüyoruz. Böyle bir insanın yengeye sahip olmak çok gurur verici bir şey. Onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz. Kardeşimin kız arkadaşı olduğu için de çok gururluyum. Onu çok seviyorum. Doğum gününde enişte dileklerini kutluyorum. Sen İtalyanca çok iyi bildiğin için biliyorum ben. Onun için İtalyanca yapıyorum ben sana. Biraz değişik olsun. Tanti auguri, şimdilik questi giorni. Şarkıda söyleyebilirim aslında. Tanti auguri Sinem, tanti auguri Sinem, tanti auguri Sinem, tanti auguri a te. Çok güzel sesin var aslında. Yani beni kabul etmiyorlar ama en kötü günleri böyle olsun. Seni seviyoruz biliyorsun. Hep beraber kutlayacağız. Merhaba Sinem. Cem'in bu senin yaş günün için organize ettiği girişim ben çok orijinal buldum. Ve sen de buna layıksın. Ben senin gibi sempatik ve sade bir kızı
bu ve bunun gibi orijinal buluşlara çok çok layık olduğuna inanıyorum. Bu karakterin hiçbir zaman değişmeyeceğine eminim. Bu karakterin senin bölünmez bir parçan olsun. Bu vesileyle yeni yaş gününü kutluyorum. Başarılı ve huzur dolu daha nice yaş günlerini diliyorum. Onlarca kişiyle röportaj yaptım. Onlarca kişi dinledim. Senin hakkındaki görüşlerini aldım. Açıkçası bana diyecek fazla bir şey bırakmadılar. Seni en iyi şekilde tarif ettiler. Bu yüzden ben senin için düşüncelerimi açıklamaktan çok ikimiz için bir şey söylemek istiyorum. Biz seninle geçirdiğimiz sürede belki çok uzun bir süre değil. Çoğu tanıdığına bakarsan çoğusu benden çok daha fazla zamandır tanışıyor senin ama geçirdiğimiz 4 yıl adeta bir elmanın iki yarısı olduk. Bu benim tadından yemeye doyamadığım bir elma oldu. Sanırım ömür boyu da doyamayacağım. En kötü günüm böyle olsun. Seni seviyorum. Müthiş bir sevgisi. Hocam gerçekten bir sevgi seli. Yani bu insanlar... Yani hiç kimse de mikrofonu dayamadık ağzına Sinem için iyi şeyler söyleyeceksin diye. Bakın, bir şeyi unutmayalım. Bu kayıtlar bir veya ikisi hariç, onlar da müsait olmadıkları için o anda işleri vardı veya okuldalardı. Daha sonra alındı kayıtlar. Hiçbirisinin kayıt altına alındığından haberi yoktu. Bakın bu çok önemli. Hepsi doğal olarak çekilmiş kayıtlardır. Bakın çoğusu not olarak yazdırmak istedi. Çoğusuna Sinem'i yalnızca düşüncelerini sorduk. Sinem için ne düşünüyorsunuz dedik. Sinem sizin için nasıl biridir dedik. Bakın iyi bir şey söyleyeceksiniz demedik. O insanlar bu kayıtlardan habersiz bir şekilde çoğu zaman bana ve ekibime görüşlerini tamamen serbest ve hür iradeleriyle söylediler. Hocam bir kişi de kötü demez mi bu kıza ya? Öyle diyemez. Müthiş bir sevgisi. Hiçbir sevgisi. Demokratik hocam, ülkede yaşıyoruz hocam. İsteyen istediğini söyle. Tabii ki. Ama gel gör ki gerçekten çevresi, ailesi, folklor arkadaşları, okul arkadaşları onun ne kadar... Bakın bir insan sempatik olur. Sempatik olursun bu sefer de ciddiyet olmaz. Evet. Sıcak kanlı olursun ama ciddiyet olmaz. Eksik olur yani. Bakın ne diyorlar kayıtlarda babası özellikle. Disiplininden bahsediyor. Evet. Disiplin diyor. Hem disiplin, hem sıcakkanlılık, hem yardımseverlik. E hocam suyundan da koy ya. Suyundan da koy, aynen öyle. Sizin Aksu yandık ama. Programımız artık kapanmaya doğru ilerliyor. Ama zannetmeyin ki birkaç kişi var ki unutmadık. Onları finale bıraktık. İşte Sinem'in küçüklüğünden beri nasıl diyelim, en çok anlattığı, onları sürekli ziyarete gittiği ve küçüklüğünden beri ellerini öptüğü, o tatlı ellerini öptüğü hocam ikinci jenerasyon var, ikinci kuşak. Dedelerine bakalım soralım. Torunlarını soralım. Önce Çınarcı'ya gidelim, sonra İstanbul'a gidelim. Sinem'cim, bütün güzellikler senin olsun yavrum. Yeni yaşını kutlarım. Yaş gününüz kutlu olsun. Sinem'i çok severiz. Allah mesut etsin size. Nice yıllar. Sinem, canım kızım, biricik torunum, doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın hayırlı olsun, sana şans geçirsin. Evladım, iyice gün sabrım için evvelce çok teşekkür ederim. Sinem benim her şeyim, torunum evvela ama çok sevdiğim bir yavrum benim. Evladım, ben söylüyorum, Sinemciğim ben dedem. Doğum gününü canı gününden kutlar.
hayat basamaklarına mutlu bir şekilde çıkmanı Ulu Tanrı'dan dilerim. Sinemciğim, seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Yeterli mi Cemciğim? Çok teşekkür ediyorum ben de size. Ben... Evladım, benim hayatta başka kimsem yok. Benim evladım, kızım olsun, damadım, insanların insanı. Yani şimdi konuşmak lüzumsuz ama onlar her şeyim benim. Ne kadar tatlılar değil mi hocam? Kesinlikle. Dizeler sevinler mi hocam? Dördü de ellerinden öpülesi insanlar. Bak biz de ellerinden öpüyoruz dizelerimizi. Bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, kesinlikle. Çok tatlılar hocam. Gerçekten onlar da torunlarına bakın ne kadar değer veriyorlar. Hocam ne kadar mutlu bir şey. Büyük i̇şte mutluluk. Başarının, sevginin eseri. Sonunda da çıkan zaten görüyoruz. Ürün. Ürün. Ortada. Ürün diyoruz ama burada tabii ürün ki espriyle karışık. Sonunda ortaya çıkan insan, kişilik, örnek bir şahsiyet diyelim. Ve artık programı kapatacağız. Ama bizim de bir mesajımızın olması lazım Sinem'e. Buradan Rakip Gol ailesi olarak. Reji uzaktan telefon. Hocam bir telefonumuz daha varmış. Nerede? Uzaktan. Uzak. Hocam söylemiyorlar. Aytan Akman gibi oldu bu. Uzaktan da nereden hocam? Hocam uzaklardan bir telefonumuz var. Orada hocam. Biz de heyecanlandık. Uzaklara gidiyoruz. Uzak bir kıtaya gidiyoruz. Sinan şu anda gözümün önüne gelen tek şey onun hastanedeki doğum anı. Bir de 2-3 yaşındayken ona giydirdiğimiz kostümlerle fotoğraflamaya kalkışması. Sinemciğim, canım tatlım, ben Aysel teyzem. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Hastanede annemin başında böyle seni çok büyük bir özlemle seyrediyorum. Allah bilirim, inanamıyorum. Yıllar geçti aradan, üniversite öğrencisi oldun. Koca kız oldun, dünya tatlısı bir kız oldun. Hala gözün önünde gitmeyen, daha 2-3 yaşındayken sana giydirdiğiniz Tokyo kıyafetleriyle poker oynamaya kalkışlandı. Özellikle sizlikle oynamaya çalışıyorduk. O hala inan gözümün önünde, onu hiçbir zaman unutamıyorum. Aklıma gelen ilk şeylerden çıktı ona. Tatlım, seni çok seviyoruz. Her zaman başarılı ve mutlu ol. Her şey gönlünce olsun. Happy birthday diyorum. Ve seni dediğim gibi çok çok seviyoruz. Ve hafta cumartesi ben de Allah nasip ederse sana sürpriz yapıp Türkiye'de olacağım. Bir iki köyde kalacağım. Kaynanamın evine geliyoruz. Orada da tekrar senin doğum gününü kutlayacağım. Ama ben her ihtimale karşım şimdi ben gene sana en iyi dileklerimi gönderiyorum. Seni çok öptüm teyzeciğim. Sinemciğim, bizler seni çok özlüyoruz. Seni göremiyorum. Seninle çok güzel tatiller yapmıştık Ayvalık'ta. Doğum günün kutlu olsun hayatım. İnşallah nice mutlu yıllara sağlıkla birlikte. Seni göremesek de seni çok özlüyoruz ve çok seviyoruz. Sinem her şeyden önce benim gerçekten kardeşim diyorum. Çünkü annesi benim kuzenim olur ama kardeşim gibi. Kardeşimin çocuğu olarak da gördüğüm için birinci dereceden yeğenim olarak ailemize ikinci yeğen olarak gelmiş. Şirin mi şirin, çok tatlı bir çocuksa. Onu çok seviyorum. Ona nice mutlu yıllar diliyorum. Çok neşeli, çok canlıdır. İnşallah hayat onu her zaman neşeli, canlı, huzurlu, mutlu bir gelecek getirsin diyorum. Sinemciğim, doğum gününü kutluyorum. Yanımda olamadım ama her ne kadar düşüncemdese her zaman olduğun gibi. Artık seneye görüşmek üzere küçük bir tatil yaparız. As usually, as before. Seni sevdiğimi unutma. Yaşlanıyoruz diyeceğim ama aslında yaşlanma değil. Tecrübe kazanıyoruz. Seni seviyorum aşkım. Kendine iyi bak. Seneye görüşmek üzere. Uzun zamandır görmediği teyzeleri, kuzeni
Büyük sürpriz oldu değil mi hocam? Tabii ki büyük bir sürpriz. Hocam ben de bomba etkisi yarattı. Şu an hakikaten heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir olay. Onların da gerçekten görüşleri için teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Cinem'in küçüklükten beri hepimize anlattığı kuzeni ve teyzeleri. Onlar da yakın zamanda duygu dolu anlar hocam. Buraya ziyarete geleceklermiş Cinem'i. Öyle bir haber aldık. Kraçip Gol ekibi olarak 10 günlük hummalı bir çalışma. Durmaksızın montajından tutun da röportajlara kadar hummalı bir çalışma. Bulabildiğimiz, ulaşabildiğimiz, fikirleri alabildiğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Bulamadığımız, ulaşamadığımız kişilerden özür diliyoruz. Onlara da ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Ancak ulaşamadığımız, telefonlarını bulamadığımız insanlar oldu. Onlardan da şimdilik özür diliyoruz. Evet, özür diliyoruz. Rakip Gol ekibi olarak bence bugün başarılı bir programa imza attığımızı düşünüyorum. Çünkü irdelediğimiz kişi başarılı bir kişi. Evet. Yasemin'in penceresi gibi oldu hocam. Evet. Gerçekten Yasemin'in penceresi gibi oldu. Ve her pencereden çıkan da hiçbir kötü bir şey söylemedi. Herkes bakın, iyi. Burada neci konuklarımız oldu. Kimlere bağlandık? Hocam daha ne yapalım yani? Daha ne yapalım? Ne diyelim? Ömür boyu başarılar diyeyim hocam. Senin bir mesajın varsa şimdi hemen burada. Vallahi bu arkada gördüğümüz Sinem arkadaşımızın yüzü hep böyle ileride de gülsün. Temennim bu. Hocam tek cümle yeter. Doğum günün kutlu olsun. Mükemmel insan diyoruz. Programı artık yavaş yavaş da seninle son. Biraz böyle tamamlayıcı gibi oldu ama ben başka, Deniz arkadaşımız başka söyledi. Ben de doğum gününü de tekrar kutluyorum. Melek güzelliğini veren Allah sana inşallah çirkinin şansını da verir diyelim. Herkesin temennisini bir noktada buluşalım, buluşturalım. Ve hayat boyu mutlu, güzel ve sevdiklerinle birlikte geçirebileceğin eğlence dolu doğum günlerine, günlere, yıllara, aylara diyelim. Seni çok seviyoruz aşkım. En kötü günün böyle olsun.